mısır piramitleri. Günümüzde gizemi çözülememiş ve her geçen gün yeni gizemlerle karşımıza çıkan, devasa olduğu kadar akıl sınırlarını zorlayan yapılar. Piramitlerin çok bilinen gizemlerini sizlere anlatmaya gerek yok. Eminim yüzlerce kez duydunuz. Ancak son zamanlarda yapılan iki keşif gerçekten insana hayrete düşürecek cinsten. Bir grup araştırmacı Giza Piramidi'nin iç odalarında yeni cihazlar deniyorlardı. Uluslararası bir araştırma grubu, büyük piramidin elektromanyetik dalgalara tepkisini ölçmek için teorik fizik yöntemini uygulamak istemişlerdi. Rezonans koşulları altında yapılan çalışmada, üç odanın birinde tümüyle ve tabanda şaşkınlık verecek düzeyde elektromanyetik enerji tespit edildi. Bu bilimsel araştırma, ünlü bilim dergisi olan Uygulamalı Fizik dergisinde yayınlanmasının ardından büyük yankı uyandırdı. Zira Mısır hükümetinden izin alarak belirli aralıklarla çalışmaya devam ettiler ve Giza piramidinin içinde yeni odalar keşfettiler. Bu odalar yüzeyden daha aşağıda bir seviyedeydi. Keşfedilen 3 oda vardı ve bu odaların birinde yoğun şekilde nanopartikül tespit edilmişti. Nano boyutundaki partiküller doğada karbon veya gümüş gibi minerallerin oluşmasıyla ortaya çıkabiliyor. Elbette nanopartiküllerin oluşmasındaki kozmolojik, jeopolitik ve meteorolojik sebepleri de unutmamak gerek. Ama bununla birlikte keşfedilen ilk odada nanopartikül olmasına gerektirecek hiçbir şey yoktu. Daha ilginci ise diğer odaların keşfiyle ortaya çıktı. Zira 3. odada çok yoğun şekilde yeni sensörlerle yapılan ölçümde elektromanyetik enerji olduğu saptanmıştı. Bir odanın içinde serbest olmayan elektromanyetik bir enerji. Bu enerjiyi orada tutan neydi? nasıl da almamıştı. Bilim insanları bu soruya başka bir bakış açısı getirerek elektromanyetik enerjinin daha derinlerde üretilebileceğini söylüyor. Elbette onlara göre doğal yollardan Giza piramidindeki bu büyük keşfe imza atan Mikhail Balezin, Rusya'daki Petersburg'da bulunan üniversite ve yine Almanya'daki Zentrum Hanover'daki meslektaşları ile çoklu kutup analizi yaptıklarını ve böylesi elektromanyetik bir gücün uzun yıllardır kalmasının mümkün olmayacağını da söylüyorlardı. Söyledikleri başka bir şey daha vardı. Bu elektromanyetik enerji ile Giza Piramidi iletişim halindeydi. Yani bildiğiniz aralarında iletişim kuruyorlar. Belki de asırlardır yapıyorlardı bunu haliyle insan düşünüyor. Acaba Giza Piramidi bir şeyleri güncel tutabilmek için elektromanyetik enerjiye mi ihtiyaç duyuyor veya tıpkı günümüzde kullandığımız yer tespit cihazları gibi Giza Piramidi birilerine bir yerlere yer tespiti için sinyal mi üretiyor Tabii ki bu teoriler çoğaltılabilir Giza Piramidi'nin tam ortasına ve taban kısmına denk gelen bu elektromanyetik enerjinin keşfi için sansasyonel ve inanılmaz bir bilgi dese de bilim insanları aslında uzun yıllardır piramitlerin bir mezar değil, enerji jeneratörü olduğunu söyleyen insanlar da mevcuttu. Şimdi ise geçmiş yıllarda komplo teorisi olarak kabul edilen bu iddia bir nevi doğrulanmış oldu. Belki de gerçekten Giza piramidi enerji jeneratörü gibi çalışıyor.